Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Tribal Espor'dan herkese merhaba. İkinci Lig Beyaz Grup'ta 26. hafta maç sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan Özkara ile birlikteyiz. Furkan hoş geldin. Hoş buldum Can, nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Hatırlatmalarımızı yapalım, yayınımıza başlayalım. Tribal Espor YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Spor Tribal Instagram hesabı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Yine golvar.com'dan da analizleri, yorumları takip edebilirsiniz diyelim. Ve hızlıca yayınımıza başlayalım. Cumartesi günü biliyorsun 3 karşılaşma oynandı. Evet. İstersen onlarla başlayalım. İlk maçımız Ankara Spor Kırşehir karşılaşması olsun. Ama ben öncesinde bir baş sağlığı dilemek istiyorum. Mümin Talip Pazarlı, Selik Belediyespor evet. oyuncusu. Yakın zamanda kan kanserine yakalanmıştı. Kendisini kaybettiğimizi öğrendik maçlar öncesinde. Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, Selik Belediyespor başta olmak üzere bütün spor camiasına da baş sağlığı dileyelim. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Valla ben de aynı dileklerimi iletiyorum. 2 hafta önce biliyorsun kendisi zaten maça bile çıkmıştı. Evet. Bir anda oldu. Yani tedavi bile belki başlamadı tam olarak. Herhalde 2-3 günde bir yaşadık. Aynen. Tekrardan da ailesine sabırlar dileyelim. Kendisine rahmet dileyelim. Futbol camiasında başı sağ olsun diyelim. Selik Belediyespor da bu arada maçla ilgili ertelenme talebinde bulundu. Federasyon kabul etmedi. O da çok ilginç bir durum. Evet. Yani Selik Belediyespor'un ya bir tane maçı o şekilde erteleseler, 3-4 gün sonra oynasalar zaten kimse bir şey demezdi. Yani Selik'te oyuncular da şunu demezdi. Biz işte haftada 2 maç yapacağız, sıkıntı olur falan demezdi. Böyle de bir durum oldu. Onu da belirtelim. Ankara Spor Kırşehir maçıyla başlayalım. Evet, başlayalım. Cumartesi günün 3 maçından bir tanesiydi. Evet. Yani Ankara Spor karşılaşmanın aslında favorilerindendi. Yani iç sahada özellikle iyi performansları da vardı. Fakat Kırşehir karşısında galip gelemediler. Hı hı. Ama yani Ankara Spor tabii kendi evinde iyi diyoruz ama genel anlamda puan kaybetmeye devam ediyor. Evet. 6 haftada yanılmıyorsam 10 puan kaybettiler. Bu karşılaşmada da geriden geldiler. Rakibi de 10 kişiydi. Rakip 10 kişiyken zaten 1-0'a geçti. Hatta aynı doğru. Rakip 10 kişiyken öne geçti. Atılmıştı. Ona rağmen sen skoru almışsın ve yine de üstünlüğünü koruyamıyorsun. Vallahi dediğin gibi zaten hani Ankara Spor'u favori gördük. Hem Kırşehir'in içinde bulunmuş olduğu durum hem kötü performansından dolayı. 10 kişi kaldı, Selimcan Temel atıldı. 8 dakika sonra öne geçti Kırşehir. Ardından 6 dakikada 2 gol attı. Ankara Spor 2-1 öne geçti ama bu sefer de 8 dakika sonra yine Furkan'ın golüne engel olamadı. Ve maç 2-2'ye geldi. Berabere bitti. Bu maçın berabere bitmesi hem Altınordu'ya yaradı hem de Diyarbakır Spor'a yaradı. Çünkü Diyarbakır Spor Ero'yu yenince playoff'la puan farkı 6'ya düşmüş oldu. Daha da iddialanmış oldular. Çünkü Ankara Spor'un da son dönemdeki çok zigzaklı bir performansı var biliyorsun. Diyarbakır Spor zaten ya Mersin'i orada yakalayabilirdi. Hep bunu şey pardon Buca Spor diyorduk daha çok. Buca Spor çünkü biliyorsun oraya yakındı. Şimdi Ankara Spor puanlar kaybedince Ankara Spor'a yakınlaşmış oldu. Diyarbakır Spor Ankara Spor arasında gidip gelecek gibi duruyor. Ama Diyarbakır Spor'un hem zorlu fikstür olması, sert fikstür olması hem de Ankara Spor'un bu puan avantajının olması sanki orayı bozmayacak gibi duruyor şu anda. Hani zaten biz hep demiştik bozarsa orayı sadece Diyarbakır Spor bozabilir ama o da çok zor ihtimal demiştik. Doğru. Kırşehir'in aldığı bir puan da kurtarmıyor. Çünkü maç öncesinde şunu söyledik. Altınordu kazanacak her türlü. Tabii hatta ki de. Geriye de düştüler. Doğru. Onu da zaten birazdan konuşacağız. Kırşehir bir anda puan farkı 5 oldu Altınordu'yla. Kötü gidişat devam ediyor. Ankara Spor'un da aldığı bir puanı ben kazanç görmüyorum zaten. Tabii kayıp ki bence. Tabii ki de öyle. Maçı kazanman lazımdı. Kendi sahanda bu sürprizi izin vermemen lazımdı. Aynen. Bu beraberlik o anlamda bir sürpriz oldu. Ama tabii Ankara Spor'un oyun açısından da çok sürpriz olmadı. Onu da ayrıyetten ekleyelim. Peki sana bir soru sorayım. Ardından Buca maçına geçelim. Olcay Şahan'la bu birliktelik devam eder mi? Hocalık anlamında söylüyorum. Futbolculuğa devam eder de. Hani bir hoca getirirler mi? Yani sezonun sonunu göreceğini çok düşünmüyorum. Yani Olcay Şahan ekseriyetinde düşünmüyorum. Çünkü senin de bahsettiğin gibi hani hem hoca hem oyuncu bu işler böyle daha önce yaşadık. Erkan Zengin örneği vardı Karagümrük'te. Karagümrük'te vardı. İşte Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük vardı. Aynen. Bunları yaşadık. Pek olumlu yönlerini görmedik. Bir işte Nuri Şahin zaten bırakıyordu. Hani o anlamda Antalyaspor'da farklı bir tablo vardı. Ama evet. Onun dışında bunlar pek izlenecek bir yol değil. Belki başkanla hocanın arasında, Olcay hocanın arasında neler geçti bilmiyoruz. Nasıl bir anlaşma. Detayı bilmediğimiz için çok da yorum yapmak istemiyoruz ama en azından gördüğümüz kadarıyla oyun anlamında
skorlar anlamında şu anda pek ümit vermeyen bir birliktelik var kesinlikle gibi görünüyor. Tekrardan da iki takım mücadelesini tebrik edelim. Beyoğlu Yeni Çarşı Buca maçıyla devam edelim. Evet, gelelim İstanbul'a. Bu karşılaşmayı Buca Spor kazandı. Çok önemli bir galibiyet de aldı işin açıkçası. Ama bu maçta da Beyoğlu tarafında hakem itirazları vardı. Yani çok kolay bir çalınan penaltı vardı bana göre. Yani bilmiyorum sen pozisyonu izlemiş miydin? İzledik. 83. dakikada ve çok da kritik bir zamanda öne geçiyor Buca Spor bu golle. Bu penaltı pozisyonundan bulduğu golle. Ve daha sonrasında zaten 2 ile bulup maçı kazanıyorlar. Ama Beyoğlu Yeni Çarşı'nın hakem itirazları vardı maç boyunca. Maçtan sonra da tabii ki. Yani Buca Spor'un çıkışı devam ediyor. 4 maçta 10 puan topladılar. Önemli bir galibiyet aldılar. Çünkü bu hafta Trabzonspor'un kaybettiğini. Esenler Trabzon, 1461 Trabzon daha doğrusu. Trabzonspor yani, dediğim gibi. Pardon. Esenler Erokspor'un belki rakibi değil konumunda ama özellikle Trabzon'un Van'da kaybetmesi Buca Spor için çok önemli bir galibiyet oldu diye düşünüyorum. İkinci sıra iddiası var çünkü Buca Spor'un. 5 puanlık fark var sadece. Aynen. Beyoğlu da iyi bir çıkış yakalamıştı. Bence çok kötü bir mağlubiyet oldu. Özellikle penaltı pozisyonunda başlayan tabloda bakacak olursak Beyoğlu açısından da kötü bir mağlubiyet oldu. Sen neler düşünüyorsun? Vallahi ben öncelikle Buca Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Beyoğlu'nun kaybetmeyeceğini düşünüyordum ben. Yanıldım. Şimdi penaltı pozisyonuna gelmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim Beyoğlu tarafı için. Ben bu maçta çok agresif gördüm Beyoğlu tarafını, oyuncularını. Zaten çıkan sarı kartlardan bunu anlayabiliyoruz. Toplamda 6 tane sarı kart gören Beyoğlu Yeni Çarşı oyuncuları var ve penaltı pozisyonuna baktığım zaman da ben zaten biraz ortadayım. Penaltı pozisyonu ve sonrasında 4 sarı kart gördüm. Evet, yani penaltı pozisyonundan sonra zaten hem Tolunay, hem Batuhan, hem Erdoğan, bir de zaten aynı dakikada Bilal de görmüştü. Toplamda 4 sarı kart oldu. Biraz agresifleştiler ama penaltı pozisyonuna geldiğim zaman ben biraz ortadayım ve daha çok penaltı olduğunu düşünüyorum pozisyonun. Hani %51'e %49 diyebilirim. Hani oyun olarak baktığım zaman da Beyoğlu hiç aman vermedi Buca Spor'a. Zaten hani hep bahsediyoruz Buca Spor'un devre arası yaptığı transferler hem yaş olarak ileride hem oyuncular çok düşüşte olan oyuncular. Bunları da çok dile getiriyoruz. Ha, belki şu anda 48 puan yaptılar ama zaten bu grubun belli bir seviyesi, kalitesi var. Hani belki kırmızı grupta olsa Buca Spor yani bu noktada gidemez. Bak bu gerçekçi bir nokta. Çünkü çok arada fark var. Siklet farkı var takımlar arasında. Bunu net olarak görebiliyoruz. Beyoğlu da zaten düşmeli iş olmaz. Onu sana söyleyeyim. 10 puanlık fark var. Beyoğlu her türlü bu ligde kalır. Arada çıkar yine bir iki galibiyet alır. Puanlar alır. Zaten bu ligde kalır. Bir sıkıntı olmaz. Buca Spor için değerli 3 puan oldu. Çünkü ikinci sıra için iddiası var. İkinci sırada olan takım biliyorsun direkt play-off finaline kalıyor. Geçen sene Buca Spor'un kaldığı gibi yine. Kendi grubunda. Aynen. Geçen sene de onlar grubunda finale kalmışlardı. Oradan İskenderun'u eleyip Urfa ile final oynayıp kaybetmişlerdi. Tekrardan Buca Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Peki o zaman geçelim cumartesi günkü son maçımıza. Karacabey Belediyespor, Kırklareli Spor. Ya çok sıkıcı bir karşılaşmaydı işin açıkçası. Golsüz de bitti. Aynen. Zaten Kırklareli Spor maçları genelde golsüz geçiyor. Ben de gollü bir maç bekliyordum iki taraftan ama gol olmadı yani maçta. Aynen, Bursa'da gol sesi çıkmadı. İki takım da ama kazanamıyorsa bile kaybetmemeyi öğrendiler diyebilir miyiz? Ya aslında şöyle diyebiliriz. İki takımın da bir hedefi yok. Yani playoff ile ilgili bir hedefleri yok. Ligde kalma ile ilgili bir sıkıntıları da yok. Hani olay böyle olunca ve durum böyle olunca hani iki tarafın kasacağı bir nokta, işte bu maçı mutlaka kazanmalıyım, İşte ligde kalmayı oynuyorum, sıkıntılıyım veya işte playoff oynuyorum, hata yapmamam lazım psikolojisi de olmadığı için maç biraz daha böyle rolantide gitti. Hani eğer ilk yarıda böyle bir gol gelseydi o benim beklediğim noktada bitme ihtimali işte o zaman yüksek olabilirdi ama maçlar rap kımıldamadı, berabere bitti. Bir de Kırklareli Spor tarafındaydım. Kaybetmezler demiştim. O yönde hani beklediğim oldu ama gol yönünde beklediğim olmadı ve senin de dediğin gibi belki de bu haftanın ikinci ligde özellikle iki grubu dahil ettiğimizde en sıkıcı maçlarından bir tanesi oldu. Doğru. O zaman geçelim pazar gününe. Diyarbakır Spor, Esenler Alok Spor'u 3-2 mağlup etti. Lider 7 maç sonra kaybetti. Bu karşılaşmayı da değerlendiriyoruz ama ben bir hakem hatasından da bahsetmek, daha doğrusu hakem tartışmasından bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum, kırmızı kart pozisyonu mu? 22. dakikadaki pozisyon. Diyarbakır Spor kalecisi kırmızı kart görmeli miydi? Çünkü maçın çok başları, maçın kırılma anı belki de orası. Yani kaleciyi geçse zaten topu belki de Allah'la buluşturacak futbolcu. Ama sarı kart çıktı. Orada kırmızı gerekir miydi? Şimdi öncelikle Diyarbakır Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum.
Benim beklediğim gibi bir skor oldu. Ben sürpriz bekliyordum. Erol'un puan kaybedeceğini bekliyordum. Hatta Diyarbakır'ın da beraberlik yaramayacağını, kazanması gerektiğini söylemiştim. Playoff yolunda kazandılar. Kaleci pozisyona gelecek olursam, kaleci Diyarbakırspor kalecisi Mehmet Cimpir'in yaptığı pozisyona gelirsen, faul pozisyonuna, bence Diyarbakırspor'un 10 kişi kalması gerekiyordu. Aynen. Kırmızı kart. Çünkü orada sen kalenden çıkmışsın, ceza sahası dışındasın, oyuncu indiriyorsun. Oyuncu zaten son oyuncu noktasında. Yani o yüzden hakemin orada ben maçı etkilediğini düşünüyorum. Zaten kırmızı kart eğer vermiş olsaydı maç çok farklı bir noktaya giderdi. Tabii ki de. Belki Diyarbakırspor önündeydi ama 11-10 oynanan maç, çünkü 22 uzatmalarla 70'in üzerinde bir dakikadan bahsediyoruz. Aynen, maç öyle bir nokta oldu ki. Hakem, hani biraz önce biz hangi maçı konuştuk? Gaziantep-FK, Samsun maçını konuştuk. Verilmeyen gol pozisyonu. Doğru. Ya burada hakemin vermiş olduğu bu karar o maçın daha da ötesinde bir karar. Yani daha fazla etkiledi. Çünkü bak, kaleci değişecekti. Oyuncu çıkıp kaleci girecekti. Aynen. Her şey farklı bir noktaya evrilecekti. Orada sadece bir golden kaybediyorsun. Ama burada dediğin gibi hem artık kalende 70 dakika boyunca yedek kalecin olacak. Hem oyun içinden bir oyuncun eksilecek. Hem de 11-10 kişiyle mücadele etmeye çalışacağım ve karşında lider var. Aynen, Erok Spor var. 7 maçtır yenilmeyen ama tablo değişti. Bu arada Diyarbakır Spor'da tebrik ederim. Eminönü üst üste 4. galibiyetini aldı. Yanılmıyorsam hepsi de Hakan Hoca döneminde. Evet, Hakan Hoca. Zaten tam ona parantez yapacaktım. Ondan da biraz gülümsedim. Hakan Hoca geldikten sonra Diyarbakır Spor tam playoff'a odaklandı. 6 puanlık da fark oluştu. Senin dediğin gibi zaten. Bir de Diyarbakır Spor'un en büyük sıkıntısı şu. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Da maç alamıyor. Yani deplasman sıkıntısı var. Evet. Bu da zaten kadronun genişliğinden dolayı. Mesela bak, hoca geldikten sonra ilk maç zaten Adıyaman'ı yendiler. Bak, seri yenemedi berabere. Kırklareli'ye kaybetti, 10 kişi kaldı. Trabzon'a da 3-1 kaybetti. Tüm maçlarını neredeyse kaybetti. Bir tek Serik'ten beraberlik aldı. Şimdi de hafta sonu Afyon maçı var. Onu zaten çarşamba konuşacağız. Yeni bir hoca geldi Afyon'da da. Hasan Erkin Şimşir Hoca. Hayırlı olmasını dileyelim. Hayırlı olsun, evet. Çünkü bu hafta da bay geçtikleri için tam üstüne geldi. Ona da vurgu yapalım. Hayırlı olmasını dileyelim. Diyarbakır Spor'un zaten zor bir fikstür olduğunu söylemiştik. İşte Trabzon-Erol arka arkaya geldi. En azından Erol'u yenmeye başardılar. Sonra da Van'la Mersin geliyor. Afyon maçları var. Ama kağıt üzerinde ve kadro kalitesi olarak Diyarbakır Spor daha önde. O maçı kazanıp diğer o iki maça geçmesi gerekiyor. Tabii ki onlar da kolay değil. Ama en azından şöyle bir avantajları var. Van iç sahada oynanılacak maç. Ha, belki çok fazla taraftar desteği almıyor Diyarbakır Spor, Ahmet gibi, ama İşte maçı kazanma noktası, yakalama noktasında bir şeyler olabilir diye düşündüğüm için bunu söylüyorum. Peki. O zaman geçelim sonraki maçımıza. Esenler Erokspor'da bu arada haftaya Van Spor'la oynayacak. Bu hafta sonu. Yani aynen. Pazar günü oynanacak o maçta. Çok önemli maçlardan birisi. Haftanın maçı bu grupta. O maç öncesinde çok büyük moral kaybettiler. Aksine de rakip de çok iyi bir moral depoladı çünkü Trabzon'u yendiler. Evet, Erol'un şöyle bir noktası var. Şu anda bir tane haftası bay geçtiği için bir maçı eksik. 3 puanlık fark var. Van için Van'a şöyle göre eksik. Aynen. Trabzon'la aynılar. Şöyle bir avantajı var Van Spor'un. Trabzon'da bir maç eksik vardı. Aynı yok, değil. Yok, tamam. Esenler'le Trabzon aynı. Ha, aynen, onlar Van'a aynı. Şimdi mesela Van'ın puan farkı 3'e düştü ya Erol'la. Ama Erol'un bir maçı eksik durumda bay geçtiği için. Şimdi evet, şöyle bir nokta var. Bu hafta sonu Erol Van var. Onu zaten çarşamba konuşacağız ama Erol'un üstündeki bu kaybedilen noktadan vurgu yapmak için söylüyorum. Van kazanırsa puanlar eşit olur. Bu sefer bay haftasını Erol kazanmak durumunda olacak. Yani Van Spor için bu hafta yarışı tekrardan başlatmak için bir avantaj. Bakalım Erol Spor da o yakalamış olduğu puan farkını hafta sonu nasıl yapacak, merakla bekliyorum. Zaten Erol yenerse de hem 6 puan önünde olacaksın hem de bir maç eksiğin olacak. Tabii. O zaman iş biter zaten. O zaman aynı. Hani Van'ın yeniden başlatması için bir evet, şans olacak. Onu çarşamba konuşuruz. Tamam mı, devam maçı olabilir Van için. Tabii ki. Tekrardan da Diyarbakır Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Bakalım Hakan Hoca playoff için neler yapacak ileriki haftalarda. Peki. Ankara Demirspor, Bursa Spor karşılaşmasına geçelim. Geçelim. Yani bu arada hani Serik Belediyespor maçı için dedik ama hani Ankara Demirspor maçı bile o oyuncular için belki de bir travma olabilir. Yakın zamanda hemen bir oyuncu arkadaşın 2 ay önce beraber oynadığın oyuncuyu kaybetmişsin. Hani Ankara Demirspor'da oynadığı ilk sezon. Mümin. Tekrardan mekan cennet evet olsun. Hani o oyuncular için bile bir travma etkisi yaratabilecekken onlar da çıkıp kazandı. Serik Belediyespor'a çıkıp kazandı. İkisini tebrik edelim. Erken buldu golleri Ankara Demirspor. 2-0'ı da bulduktan sonra biraz oyunu rolantiye aldı işin açıkçası. Gökhan çok güzel bir gol attı. Evet. Bursa Spor çok etkili olamadı yine bu karşılaşmada. Ve onlar için de işler iyi gitmemeye devam ediyor. Hem maç fazlası var hem de 10 puanlık bir fark var. Neler düşünüyorsun?
Öncelikle Ankara Demirspor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Ankara Demirspor tarafındaydık. Bursaspor'un hem içinde bulunmuş olduğu durum hem de düşeceğini düşündüğümüzü söylemiştik ve karşılığında maçı kaybettiler. Çağatay'dan bahsetmiştik biliyorsun. Cezası bitti, dönüyor evet diye. Oynadı ama bir verim olmadı. Gökhan Köseoğlu stoper oyuncusu güzel bir gol attı. Onu söyleyelim ki 3 dakikada 2 gol buldu. Bir anda maç rolantiye döndü Ankara Demirspor için ve puanını 36 yaptılar. Playoff'ta 9 puanlık farkları var. Diyarbakırspor 39 evet puanda belki ama Ankara Demirspor'un hiçbir şekilde playoff şansının olduğunu düşünmüyorum. Sözünü kestim, sen oradan devam et. Yok, sadece şey ekleyecektim. Yani Ankara'da zaten hep iyi oynuyorlar. Ankara'da 5 maçta yanılmıyorsam kaybetmiyorlar. İç saha performansı iyiydi. Bursaspor karşısında sürpriz izin vermediler. Gol vermeden skor erken bularak kazandılar. Tekrardan tebrik edelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Ben de tebrik ediyorum. Bursaspor için de maalesef yeni sezonda 3. yolu gözüküyor. Onu evet söyleyebilirim. Sürpriz beklediğim bir maç vardı biliyorsun. Aynen, Yilmez, sen burada İlman sürprize yurdu gideceğim demiştin hatta. Zonguldak Kömürspor, ona geçelim. Zonguldak Kömürspor için bu karşılaşmadan hani kaybetmeden dönerse benim için sürpriz olmaz demiştim. Bu arada Barış Hoca'ya da hayırlı olsun diyelim. İlk maçıydı onun da. Yani Şenol Hoca ile Barış Hoca hani Kasımpaşa'da falan olur ya böyle hep aynı hocalar gelir. Serkan Afacan Hoca gelecek diyorlardı. Barış Hoca da yine oranın çocuğudur. Tanırım da kendisi, daha önce de yayın yapmıştım vardı. Evet, hayırlı olması dileyelim. Tekrardan hocamıza hayırlı olsun dileyelim. Serkan Afacan yattı demek ki o zaman. Aynen, o iptal oldu. Yani bilmiyorum ya da daha sonrasında neler olduğunu ama Barış Hoca ile anlaşıldı. Ve ilk maçında ilk puanı aldı Zonguldak Kömürspor. Mersin İdman Yurdu da çok kritik. 2 maçta 5 puan kaybetti. Çünkü evet playoff hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği bu haftalarda zaten 10 maçta yenilmeyen Mersin varken bu havayı devam ettirseler aynen belki de işler farklı bir yere gelecekti. 52 yapacaktı şu anda o 2 maçı kazansa. Vanspor'un arkasında Van'la Erokspor'un da bu hafta birbirle oynayacağını düşünürsek bu hafta belki çok farklı maça çıkıyor olabilirlerdi. Ne düşünüyorsun? Vallahi bu maç üzerinde yanıldım ben. Çünkü Mersin tarafındaydım. Ben burada Özcan Hoca'yı eleştireceğim. Mesela Fuat Bavuk oyundan çıkarken ben bir sıkıntı görmedim. Eğer sakatlık noktası olmadıysa Fuat Bavuk'un dakika 65'te çıkmasını ben anlayamadım. Çünkü sana gol lazım. Maç berabere gidiyor. Zaten ikili forvetle başlamışsın. Ha, Onur bazen maçın yani oyun içinde çok fazla kanada da evrilen, oraya kayan bir oyuncu. Ki bu da zaten iyi bir özellik. Orada kendini unutturup pozisyonları tamam yaratabiliyor. Ama Fuat Bavuk'un çıkmasını çok erken olarak gördüm. Bence çıkmaması gerekiyordu. Hocam mesela Chris David'i dakika 46'da ikinci yarının başında oyundan çıkartıp Yasin Elmas'ı aldı. Ya Yasin Elmas'a baktığımız zaman da Yasin Elmas defansif bir oyuncu. Chris Gürkan 10 numara oyuncusu. Mesela ben bu değişikliği de anlayamadım. Ha, Yasin Elmas'ın zaten hep 11'de oynaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten bu takımın dinamosu. O bir sakatlık yaşamıştı biliyorsun. Çıkmıştı erkenden. Ondan dolayı da kaldı ama yani ben bu karşılaşmada hocanın yaptığı değişikliklerin maça damga vurduğunu ve yeni Mersin İdman Yurdu'nun maçı kazanmasına engel olduğunu düşünüyorum. Benim görüşüm yani o yönde. Sonradan girse de sarı kartı görerek yeni defansif bir oyuncu olduğunu kanıtlamış tabii oldu. Tabii yani o yüzden ben bu maçta zaten hani Zonguldak Kömürspor senin üzerine çok gelebilecek bir takım değil. Seni çok zorlayabilecek bir takım da değil. Çünkü böyle bir gücü de yok. Ama yeni Mersin İdman Yurdu büyük kayıp yaşadı. Zonguldak'ta çok sarı kart gördü bu maçta. 5 tane sarı kart. Bence fazla. Ya Zonguldak Kömürspor'un zaten gücü çok kısıttı. Şimdi belli bir noktada oyuncular oyundan düştüğü için gücü yetmiyor. Mecbur oyuncuyu faul yaparak durduruyor. Bak dikkat et, maçın son 8 dakikasında 3 sarı kart var. Bu nedir? Kaleci zaten zaman geçirmedi. Maçın şeyinden dolayı baktığın zaman da 2 oyuncu için konuşuyorum. Ömer Şahbaz ve Mustafa Şengül için. Bu 2 oyuncu zaten belli bir dakikadan sonra oyundan düşüyorlar ve faul yaparak oyuncunu duruyorlar. Diğer kaleciye baktığın zaman da kaleci zaten otomatikman zaman geçirmek için bir sarı kart noktası oldu. Ama Zonguldak Kömürspor'a zaten bir puan da yetmiyor. Çünkü Altın Ordu kazandı. Puan farkı 7'ye çıktı. 3 maça çıktı. Zaten görüşüm hep aynı. Ben Zonguldak'ın düşeceğini düşünüyorum. Tekrardan da söylüyorum. Yeni Mersin'in playoff'a kalacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki bu sıralamalar önemli olacak. Ve ikinci sıra için özellikle Van'la Trabzon oynarken Mersin'in kazanamaması zaten çok büyük bir kayıp oldu. Onu söyleyebilirim. Ya Kırşehir, Adıyaman, Bursa Spor için katılıyorum ama Zonguldak Kömürspor için biraz Altın Ordu'nun performansı bence belirleyici olacaktır. Yani şu an itibariyle %70-%80 Altın Ordu'dan tarafım ama birkaç hafta sonra belki de işin rengi de değişebilir. Senin yoksa Zonguldak duygularım var mı? Yok, ondan dolayı değil. Yani mesela şey maçında da, Van maçında da gayet iyi oynadı Zonguldak. Evet. Ama Altın Ordu'nun da buradan çok kolay vereceğini düşünmüyorum. O yüzden 170-180 Altın Ordu diyeyim. Ama Selik Belediyespor'un, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın bu işlerin içinde olacağını çok düşünmüyorum. Ki zaten Selik Belediyespor maçına da şimdi geçeceğiz. Onlar da çok önemli galibiyet aldılar. Aynen. O maça geçmeden son bir ekleme yapayım.
Altın Ordu'nun mesela kaybedeceğini düşünmüyorsun dedin ya. Daha doğrusu buradan vereceğini düşünmüyorum. Çok kolay değil diye. Aslında Altın Ordu iyi bir takım değil. Bunu sezon başından beri söylüyorum. Zaten bu hafta kazandıkları Adıyaman maçını bile zor kazandılar. Altın Ordu çok gümür gümür gittiğinden değil zaten. Altındaki takımlar kötü. Rakipli mesela Altın Ordu Adıyaman'ı zor yendi ama altındaki takımlar da yine kazanamadı. Mesela şu an puan farkı 7 değil mi Zonguldak'ta Altın Ordu? Veya işte Kırşehir'le Zonguldak, pardon Altın Ordu 5 puan ya. Evet. Bu alttaki takımlar onu yakalayabilecek noktada oyun sergilemiyorlar. İşte bak mesela Kırşehir'in kadrosu hakikaten iyi kendi bütçesine karşılık. Bunu bak birinci haftadan itibaren söylüyorum. Ama seçtiği yanlış hocalardan dolayı bu durumda. Hükmedemiyor takıma, yapması gereken oyun formatını oluşturamıyor. O sistemi şey yapamıyor, takıma entegre edemiyor. O yüzden bir türlü galibiyet alamıyor. Bak Ankara Spor karşısında öne geçti tutamadı. 10 kişiydim o ayrı. İçeride Van Spor'a karşı 2-0 öndesin, tutamıyorsun. Ya böyle sıkıntılar olduğu için Altın Ordu da kötünün iyisi olarak ligde kalacağını düşünüyorum ben. Tabii kötünün iyisi ondan diyorum. Dolayı diyorum. Takım iyi olduğu için demiyorum. Evet. O yüzden bu maçla ilgili de ben yeni Mersin'in ve iki takımın da özellikle kayıpla ayrıldığını düşünüyorum. Nazilli maçına geçelim. Evet, Nazilli Spor, Selik Beyli Spor karşılaşmasına geçelim. Tekrardan Mümin'i rahmetle analım. Golden evet. Sonra da arkadaşları kendisini andılar. Aynen öyle. Onlara da teşekkür ederim. Yani hem öndeydi zaten Selik Beyli Spor hem de rakibi 57'de 10 kişi kaldı. Ondan sonra da zaten maç biraz daha kolay geçti Selik Beyli Spor'un da. Hakkıcan kırmızı kart gördü Nazilli Belediyespor'da. Neler düşünüyorsun? Yani Nazilli Belediyespor için biraz lig şey geçiyor zaten. Hani Rolanti'ye gitti. Ortadalar. Tam ligin ortasındalar. 10. sıradalar. Selik Belediyespor için çok kritik bir galibiyet oldu. Bütün rakiplerin hemen hemen puan kaybetti bir haftada. Onların kazanması. Çünkü alt tarafta bir tek Altın Ordu kazandı. Bir de Selik kazandı. Evet. Haftanın en karlı iki takım diyebiliriz o bölge için. Öncelikle Selik'in galibiyetini tebrik ediyorum. Etemer Boğa iyi performansına devam ediyor. Geçen hafta biliyorsun o vurguyu yapmıştım. 2 gol attı diye. Bu hafta da yine skora açan, kilidi açan golü attı. Onun için değerliydi. Muhammed Cem Akpınar'ın golü oldu. Çünkü Muhammed Akpınar geçen sene iyi bir performansı vardı. 32 maç 7 golü vardı ama bu sene 21 maç sadece 1 golü vardı. Attığı bu golle 2 gole gelmiş oldu o da. Onu söyleyeyim. Onun için bence değerliydi. Zaten hani hem Selik'in hem Nazilli'nin düşmeyeceğini söylüyoruz. Yani Selik belki evet yakın gidiyor ama kadro kalitesinden dolayı hep ligde kalacağını düşündüğümüzü söylüyordu. Ve aldıkları bu galibiyette de puanını 26 yaparak düşme hattıyla puan farkını 8'e yani toplamda 3 maça çıkartmış oldu. Ben Selik'in aldığı galibiyeti tebrik ediyorum. Doğru. Nazilli'nin de sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü ilk devrede topladığı puanlardan dolayı. Doğru. O zaman geçelim Altın Ordu Adıyaman maçına. Altın Ordu geriye düştü bu karşılaşmada. Yani rahat kazanır diye beklediğimiz bir karşılaşmada bile işi zora soktu. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanması her ne kadar biraz zora soksa da maçı aldığı galibiyet de çok önemli oldu, çok kritik oldu. Son dakikalarda bulduğu golle öne geçti, 3 puanı aldı. Adıyaman için zaten 3. lig hazırlıkları olduğunu artık söyleyebiliriz. Kesinlikle. Altın Ordu'da durum biraz kendine bağlı. Bence biraz hareketlenseler, biraz şey yapsalar zaten diğer rakipleri onlardan daha kötü durumdalar şu an itibariyle. O yüzden ellerindeki avantajları değerlendirmeleri gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bakalım ne yapacaklar, ne kadar puan toplayacaklar. Bakacağız. Sana bırakayım sözü. Altın Ordu'nun galibiyetini tebrik ediyorum. Kazanır demiştik ama bir yanlış vurgu yaptım geçen hafta. Devrim gol atar demiştim. Devrim cezalıydı. Orada ben notumu almıştım ama konuşmayı unutunca, söylemeyi unutunca orada da yanlış bir vurgu yaptık. Onu söyleyeyim. İzleyenlerden özür dileyim öncelikle. Bir de ilk devrede Erok'ta, İstanbul'da oynanan maçta Altarhan Hidayetoğlu sakatlanmıştı. Ben o gün de maçtaydım Erok'ta, Esenler'de. Durumunun ciddi olduğunu zaten halinden, durumundan anlamıştım. Sediye ile sağ kenarına gelmişti. İndirdikten sonra da basamıyordu. İki kişi koluna girmişti. O haftadan beri Altarhan Hidayetoğlu dönemedi. Bak çok ciddi sakatlandı. Kulüp de bununla ilgili bir türlü açıklama yapmadı. Onu buradan vurgu yapayım. Çünkü Altarhan'ın geçen seneki Düzce Spor performansını biliyoruz. Kiralık da orada. Yine Altın Ordu'nun oyuncusuydu. Kiralık olarak oraya gitmişti. Çok iyi oynamıştı. Onu da yani gerçekten durumunu merak ediyorum. Nasıl bir sakatlık oldu, ne oldu? Kulüp açıklama yapmadığı için bilmiyoruz. O yüzden onu da merakla böyle şey yapıyorum, bekliyorum ne zaman kadroya dönecek diye. Adıyaman'da da çok ilginç bir şey var. Devre arası transfer yapıldı. Mesela Muhsin Yıldırım geldi. İşte kariyerinde Samsun Spor var, Bolu Spor var. Muhsin Yıldırım ikinci devreden itibaren kadroda yok hiç. Yani geldiğinden bu yana. Bu maçta yine kadroda yoktu. Ya sen zaten her maçın artık final.
puan farkın olmuş 9 düşme hattının üzeriyle. Eğer aldığın oyuncudan bir verim alman lazım. Oynaması lazım, görev alması lazım. Ama adam kadroda yok. Ya bu nasıl transfer planlaması? Ben bunu da anlayabilmiş değilim Adıyaman için. Ki Adıyaman'daki sıkıntılar sadece bununla değil. Tabii ki de aynı öyle. Giden gelen hocalar, sezon bitmeden, devre bitmeden giden oyuncular, işte parasını alamayan oyuncular. Ya çok ilginç bir yapı var Adıyaman Futbol Kulübü'nde. Sen ne düşünüyorsun? Kaos ortamı ya. Tek kelimeyle söylemek gerekirse orada zaten her anlamıyla bir kaos var. Bu da zaten sonlarını hazırladı. Hı hı. Onlar için yolun sonu ne yazık ki 3-3 gibi görünüyor. Geçelim son maçımıza. Geçelim. Ve haftanın maçına. Vanspor 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti. Belki golü son dakikalarda buldular ama yani maç boyunca da çok eksikli bir Vanspor vardı işin açıkçası. Hı hı. Son dakikada buldukları gol onlar için çok önemli bir 3 puan oldu. Çünkü hem direkt rakibini yendiler, 5 puan önüne geçtiler maç fazlasıyla da olsa. Ve bir yandan da lider Erospor'un kaybetmesini de oradaki puan farkını da 3'e indirdiler. Yine maç fazlasıyla diye vurgulayalım. Hı hı. Haftaya da zaten Esenler'e gidiyorlar. Moralli bir şekilde. Diyelim. Aynen gidecekler. Ve bakalım oradaki karşılaşmada neler olacak. Onu da zaten çarşamba günkü programda yine değerlendireceğiz. Bu galibiyet için neler düşünüyorsun? Vanspor tarafında çok iyi bir çıkış yakaladılar. Son 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik. Hı-hı. Muazzam bir çıkış yakaladılar. Ve Erokspor'la farkı da erittiler bir anlamda. İşte pazar günü de ne olacak göreceğiz. Sait Hoca da 5. maçında yanılmıyorsam ilk mağlubiyetini almış oldu. Hı-hı. Çok da önemli bir karşılaşmada bu mağlubiyeti yaşadı. Senin görüşlerini alalım. Öncelikle ben de Vanspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Ben Vanspor tarafındaydım biliyorsun. Vermiş olduğum skor ve oyuncu golü olmadı sadece. 2-1 biter Sinan Kurmuş gol atar demiştim. 1-0 bitti Hasan Bilal attı. Hasan Bilal de dakika 60'ta oyuna girip 84'te attı ki Hasan Bilal'in biz bu gollerine alıştık. Bu sene Ankara Spor maçında attı. Geçen sene yine uzaktan attığı goller oldu. Yine bu sene içerideki herhalde Nazilli maç olması lazım. O atmıştı golü. Güzel bir gol atmıştı. Biz bu gollerine Hasan Bilal'in alıştık ki ben çok beğendiğimi geçen seneden bu yana söylüyorum. Çünkü geçen sene zaten bir parlama patlama yapmıştı ki bu sene bazı haftalarda sakatlıklar yaşadı. Formasından da uzak kalmıştı. Bir de Nazilli maçına bakayım. Aynen Hasan Bilal orada atmıştı. Yine güzel bir gol. Bu maçta da zaten felaket bir vuruşta skoru 1-0'a getirerek ikinci sıraya hem demir attı. Bir maç Trabzon'a göre fazlası olmasına rağmen puan farkını 5'e çıkarttı ve ben bir vurgu yapmıştım. Eğer Van bu maçı kazanırsa, bay geçtiği haftada Trabzon kazansa bile zaten Trabzon önünde olmuş oluyor demiştim. Tabii ki o haftaya gelene kadar puanlar önemli ama yani diyelim ki bu hafta Van Erok'ta oynamıyordu da bay geçip Trabzon kazansa otomatikman zaten önünde kapatmış oluyordu. Ve Feyyat Kıyak Başkan'ın devre arasında yapmış olduğu transferler ve özellikle bazı işte Metin Can Cici, Sinan Kurumuş transferleri, Miraç Acar transferi aynı şekilde. Bu transferlerin ben doğru transferler olduğunu düşündüğüm için ben Vanspor'un ikinci sırada bitirme ihtimalini çok yüksek görmüştüm. Hatta bunu Trabzon Başkanı Celil Başkan da biliyor. Ben konuştuğum zaman da kendisine de söyledim. Bu arada iki başkana teşekkür ederim. Gerçekten birbirlerini iyi ağırladılar. İyi, yani güzel görüntüler verdiler. Onları da tebrik edelim. Zaten ben ilk maça gittim Trabzon'daki maça. Maçtan bir gün önce yemek yedik. Başkanlarla beraberdim zaten. Orada zaten dostane bir karşılama yemek olduğu için zaten bunun olmasına ben şaşırmıyorum. Hatta ben bir resim paylaştım. Görmüşsündür. Masada onu ben çektim zaten o gün ilk devrede. Zaten böyle bir karşılama, böyle bir tavır bekliyordum. İki başkan arası ve kulüp olarak araları zaten iyi. Celil Başkan'a ben bir konuda daha tebrik ediyorum. Maç bittikten sonra Twitter'da Abdülbaki Ayyıldız'a ilgili açıklama yaptı hakemle ilgili. Hani bu kadar stresli, işte bu kadar taraftarın önünde oynarken böyle güzel bir maç yönetmesi için hakemi alkışladı biliyorsun. Kaybeden bir tarafın da bu şekilde hakemi alkışlaması, hakkını teslim etmesi de bence güzel bir davranıştı. Örnek onu bir davranış, söyleyeyim. Harbiden tebrik edelim. Örnek bir davranış. Kutlayalım tekrardan Celil Başkan'ı. Maçın içine de girelim. Evet. Sen nasıl bir maç gördün? Trabzon tarafı kaybetti. Hocanın hatası olduğunu düşünüyor musun? Veya hocanın ne yapması gerekiyordu ve sence neyi yapmadı? Bir şeyler hoca tarafında söyleyebiliyor musun Trabzon yani, için? Yani oyun anlamında başlangıç itibariyle Trabzon'da çok aman aman bir yanlış belki görmedim ama yani karşında bu kadar etkili bir Vanspor varken hamlelerini daha erken yapması gerekiyordu diye düşünüyorum. Hı hı. O anlamda biraz geç kaldığını düşünüyorum. Skor da hatta ona rağmen bile geç geldi. Belki de erken bile gelebilirdi Vanspor'dan gol. Hamlelerini biraz daha erken yapabilir Sait Hoca. Bu anlamda biraz yetersiz kaldı. Onun dışında çok da böyle aman aman bir
taktik hatası, bir strateji hatası yaptığını çok da düşünmüyorum. Sonuç itibariyle karşına da çok formlu bir Vanspor var. Evet. Ama belki erken hamle yapsa işine değişir miydi? Onu da işte insan düşünmeden edemiyor. Ya ben şey noktasına bakıyorum. Şimdi zaten maç 0-0 da giderken Trabzon'a galibiyet lazım. Evet. Hani beraberlik bir avantaj veya bir kazanç değildi. Şimdi Van'ın golü 84'te geldi. Hoca mesela Batuhan Kör'ü 79'da oyuna aldı. Bana göre çok geç aldı oyuna. Daha erken alması gerektiğini düşünüyorum. 65'lerde gibi alması gerekiyordu. Bir de şöyle bir nokta var. Vanspor tarafına baktığımız zaman da geçen hafta mesela Medeni Bingöl 11'de sağ bekte oynadı. Biliyorsun şey gitti Şerif Doğan Bursaspor'a. Evet. Ki ben orada Medeni'nin gitmesi gerekip Şerif'in kalması gerektiğini düşünüyordum. Ha zaten sağ bek transferi lazımdı. O da ayrı bir nokta. Ona da zaten Miraç Acar transferi yapıldı Etimesgut Belediyespor'dan. Zamanında da zaten yine Vanspor'da oynamıştı. Bu maçta da 11'de başladı sağ bekte. Gayet de iyi oynadı. Onu da söyleyeyim. Özellikle Ahmet Eren'in performansını çok çok beğendim. Ahmet Eren gayet iyi oynadı. Bence Trabzon için en büyük kayıp da şu oldu. Abdülkadir Korkut'un gitmesi oldu. Biliyorsun Adana FK'ya gitti. Evet. O özel haberi de biz vermiştik ilk. Adana FK bonservisiyle beraber anlaşmıştı. Onlar da kendi gruplarında liderler 3. ligde biliyorsun. Çok iyi gidiyorlar evet. 2. lig transferinden 2 tane yaptılar. Hem Bünyamin Balat hem Abdülkadir Korkut'u aldılar. 2. lig kadrosunu şimdiden yapabiliyorlar. Evet. Trabzon o kaybı arıyor. O yani şeyi arıyor. Abdülkadir Korkut'un yokluğunu arıyor. Çünkü Abdülkadir Korkut hem iyi bir sağ bek hem de asist yapan, asist yapma özelliği yüksek olan. Tabii skor katkısı olan. Geçen sene 9-10 asist yaptı toplamda. Ya evet. 11 asist olabilir. Sezon 11 asiste falan kapattı. Yani Trabzon biraz onu da arıyor. Erkam Kömür oynadı sağ bekte ama Erkam yani bu seviyenin oyuncusu değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Vanspor beklediğim gibi kazandı. Yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Vanspor'un zaten ikinci sıradan çıkma ihtimali çok yüksek demiştim. Yaptığı transferlerden dolayı. Şu anda dediğim noktaya iş geldi. Eğer Vanspor direkt şampiyon olmak istiyorsa Lama Jimmy yok. İstanbul'a gelip Erol yemek zorunda. Aynen öyle. Ha bir maçı yine eksik olacak Erol'un ama stres artacak Erol'da. Puanlar eşitlenmiş olacak. Van belki evet bay geçecek ama bu sefer Van psikolojik olarak kendisine çevirebilir. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki de canım. Sen şu anda puanları eşitlesen farklı. 6 puan geride olup devam etmen farklı olacak. Tabii ki. O anlamda harbiden 6 puan değerinde bir karşılaşma. Senin de bundan sonraki süreçte liderlik yarışında olup olmayacağını belirleyen, o anlamda tamam mı devam mı diyebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Onu da yine dediğimiz gibi çarşamba günkü programımızda değerlendireceğiz. Varsa eklemek istediğim şeyler alalım, yayınımızı noktalayalım. Tabii kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. İzleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik, ardından videomuza beğeni, yorum ve sonuna kadar izleyip paylaşmalarını bekliyoruz. Ayrıca Spor Tribü'ne Instagram hesabımızdan da lütfen bizi takip etmeyi unutmayın diyelim. Sana da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, yayınımızın sonuna geldik. Tribü'ne Spor YouTube kanalına abone olup bildirimini açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.